Merhaba yarış severler. 5 Ağustos 2019. Pazartesi akşam Kocaeli Altısı'yla yine karşınızdayız. Gündüz Bursa'yı vermiştik. Şimdi akşama Kocaeli'yi verelim dedim. İlk ayak şartlı 5200 kumdan başlıyor. Son yarışını Bursa'da 1400 metre kumda 1.37.94 ile koşup uzak ara rahat kazanan 6 numaralı Mor Yağmur benim favorimdir. Aynı zamanda bu tay anneden Afrika Ander'le kardeş, babası da zaten Turbo'dur. Bence bu at çok kaliteli bir at olacak. Çok da iyi bir at. 6 numara Mor Yağmur benim ilk atım. Yine başka bir Turbo temsilcisi. Turbo'nun yavrusu 1 numaralı Atlı Bey. Kadir Tokaçoğlu biniyor. İstanbul'dan bu koşu için geliyor. Bence 6 numaralı Mor Yağmur'un ilk rakibi 1 numaralı Atlı Bey'dir. Bu koşuda 3. Turbo temsilcisi olan ve aynı zamanda şampiyon Can Kardeşler. Can Kardeşler'le anne kardeş olan Turbo temsilcisi 8 numaralı Kardeş Can. Bir de üstünde Selim Kaya gibi usta bir jokey var. Bütün faktörler lehine 8 numaralı Kardeş Can'ı yazmadan olmaz. 3. atımda 8 numaralı Kardeş Can'dır. Bu ayakta sizlere 2 tane sürpriz isim önereceğim. Mustafa Çiçek bindiği 2 numaralı Ergüçlü ve Müslüm Çelik'in bindiği 3 numaralı Ulu Bey'i bir sürpriz yaparsa yapar diyoruz. Dikkat diyorum. İlk ayağı böylelikle 6 numaralı Mor Yağmur, 1 numaralı Atlı Bey, 8 numaralı Kardeş Can, 2 numaralı Ergüçlü ve 3 numaralı Ulu Bey'i yazıp 5 atla geçmek istiyorum. Altının ikinci ayağına geldiğimizde şartlı bir dişilere mahsus bir koşu 1200 kum. İlk kez koşan 8 tane tay var. Galoplarına baktık. Orijinlerine baktık. Ön plana çıkan bir tay çıkartamadım sizlere. Jokeylere göre oyun yapayım dedim. Dün İzmir'de ilk ayakta ne oldu? 8 numaralı Şahin Semih. Favorimdir dedim. Favori çıkarttım ama üstündeki apranti 26 koşuda daha hiç tabelaya bile giremediği için ilk önce bir tabelaya girsin ondan sonra koşu kazansın dedim. O yüzden 8 numaralı Şahin Semih'i kuponuma yazmadım. Favori tuttuğum halde. Bugün jokeylere güvenip yola çıkmayacağım. Sadece 4 numaralı İmmi. Üstünde usta jokey Selim Kaya bindiyse bu at muhakkak kuponların olmazsa olmazıdır. Başka da bir atı çıkartamadığım için ben burada koşan 8 atın 8'ini de yazıp hepsi demek istiyorum. İkinci ayağımızda 8 atla geçmek istiyorum bu şekilde. Üçüncü aya geldiğimde handikap 16. Yine dişilere mahsus bir koşu. 1400 kum. Son koşularında tabeladan hiç düşmeyen, çok formda olan 5 numaralı Queen Leonessa. Mustafa Çiçek'le bu grubu geçmesini bekliyorum. Benim favorimdir. Bence günün bir tek alternatifi olarak da bu 5 numaralı Queen Leonessa'yı değerlendirmenizde fayda var derim. İsteyenler bu 5 numarayı tek atabilirler. Bence bu koşuda tek bir rakibi vardır. Ağır kilolu olmasına rağmen 2 numaralı Piska. Ayhan Kurşunlu. Bence 5 numaralı Queen Leonessa'ya tek rakip Ayhan Kurşunlu 2 numaralı Piska'dır diyorum. Bu ayağı da ben 2 atla geçmek istiyorum. Günün 4. ayağına geldiğimizde kısa vade 7 2000 kum. Bu koşuya baktığımızda bu pis bir mesafede çok iyi anlaştığı çok iyi. Mahsun Demirbaş'la. Start alacak olan kalite 1 numaralı Hosli benim favorimdir. Bu at bu pisti çok seviyor. Bu mesafeyi de çok seviyor. Çok da kaliteli bir at. Mahsun Demirbaş'la da çok iyi anlaşıyor. Bence altılımıza ilk işaretlememiz gereken at 1 numaralı Hosli'dir. Hosli'siz kupon yapmayın derim. Ankara'da son koşusunu açık seymenlerde koşan Bitcoin ve Cougar gibi iki tane muhteşem kalite atın arkasından üçüncülük yapan 3 numaralı Royal Avşar. Bugün Müslüm Çelik idaresinde bence Hosti'nin ilk rakibidir. Yazılması lazım bu hatta. 3 numaralı Royal Avşar. Kocaeli'ne de uyum sağlar diyorum. Ve ilk rakip olarak 3 numaralı Royal Avşar'ı öneririm. Bu ikiliyi geçebilecek atlara baktım. Tek bir at var. O da 6 numaralı Angel Horse. Kadir Tokaçoğlu'yla bugün bu iki ata rakip olabilecek tek isim 6 numaralı Angel Horse diyorum. Ve günün 4. ayağını da 3 atla geçmek istiyorum. 5. aya geldiğimizde
Şartlı bir dişilere mahsus. Meydinin ikincisi 1200 kum. Bu sefer burada ilk kez koşan 9 sayı var. İlk meydana göre öne çıkan isim bir tane var. O da anneden Jettay ve King of the Fire'la kardeş olan, babası da Azarax olan 8 numaralı Yelben. Kadir Tokaçoğlu ile bence meydandan bugün çıkması gereken bir isim. Hayatının ilk koşusunda ilk birinciliğiyle tanışabilir. Favorimdir. Aynı zamanda bu atın galopları da çok iyi. Bu tayı ben tek atıyorum. Altılımda bugün benim 8 numaralı Yelben tek. Eğer güvenemeyenler, ilk defa koşan taylar için ben tek atmam diyenler varsa yanına Mustafa Çiçek'le 9 numaralı Zeymuran muhakkak ilave edilsin. Ve günün bir bomba atı söyleyeceğim sizlere. Günün bombasını burada Deniz Yıldız'la start alacak olan 4 numaralı Gülüşü Güzel patlatabilir diyorum. 4 numaralı Gülüşü Güzel'den bir bomba gelebilir. Eğer büyük oyuncaklar tek atmayacakları varsa 4 numaralı Gülüşü Güzel'i Deniz Yıldız'la bir bomba olarak kuponlarına yazsınlar derim. Son ayağa geldiğimizde handikap 16.900 kum. Son ayakta söylenecek çok fazla söz yok. 5 numaralı Sonoğul. Son 6 koşusunda 4 birincilik 2 tane de ikincilik çıkardı bu at. Bugün için iyi at binen aprantisi Daniel Kaya idaresinde birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Ve ben bu atı günün bankosu olarak öneriyorum. Geçilmez diyorum. 5 numara Sonoğul hakkında fazla söze gerek yok. Son koşuları muhteşem. At çok formda. Bugün son ayakta 5 numara Sonoğul banko. Altılımız bugünlük bu kadar. İlk ayakta 5 at yazdık. İkinci ayakta 8 at yazdık. Üçüncü ayakta 2 at dedik. Ama üçüncü ayakta 5 numaralı Queen Leonessa'yı da tek atabilirsiniz dedik. Rakip olarak yanına 2 numaralı Piska'yı ilave edebilirsiniz dedik. 2 atla da buraya geçtik. Dördüncü ayakta 3 at yazdık. Beşinci ayakta 8 numaralı Yelbeğen'i tek attık. Son ayakta da 5 numaralı Sonoğlu tek attık. 240 oyun yaptı. Altılımız 16 lira. Küçültmek isteyenler varsa 3. ayakta Queen Leonessa'yı 5 numaralı Queen Leonessa'yı tek atıp altılıyı 8 liraya düşürebilirler. Daha büyük oynamak isteyenler varsa da bence 5. ayakta Tay koşusunda Maiden'da 8 numaralı Yelbeğen'in yanına 9 numaralı Zeymuran ve 4 numaralı Gülüşü Güzel'i de ilave edip 720 oyunla toplam 50 liraya çıkartabilirler. Kocaeli'de herkese bol şanslar. Çok kazançlı bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.